Merhaba. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan, sınavya'yın nokta.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan, sağ köşedeki veya açıklamadaki linke tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine. Sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Ben Melike Özcan, İngilizce öğretmeniyim. Altıncı adımdayız şu an. Bu adımda like'lar ve dislike'ları göreceğiz. Evet, bilgi deposuyla başlayalım. Bu bilgi deposunda... Başlıkta da gördüğümüz gibi likes, dislikes and preferences. Sevdiklerimiz, sevmediklerimiz ve tercihlerimizi ifade etmeyi öğreneceğiz. Şimdi likes kısmına bakalım. Bir şeyi sevdiğimizi nasıl ifade ediyoruz? Like, enjoy, Like zaten biliyoruz, aşinayız. Hoşlanmak demek. Enjoy da yine keyif almak, hoşlanmak demek. Really like cidden çok sevmek. For example, I really like cats. I really like spending time with them. Cidden, hani gerçekten çok keyif alırım. For example, kedilerle vakit geçirmekten gibi. Love çok çok sevmek. Bunu da biliyoruz. Şimdi... Um, M, is, are diye Başlamışız burada göstermeye. Bu aslında arkadaşlar ilk adımda gördüğümüz be fiilidir. Yani be fiilini neye gö göre ayırıyorduk? Emizara göre ayırıyorduk. I'dan sonra am geliyordu. He, she'den sonra is geliyordu. We, you ve they'den sonra da are geliyordu. Bunu hatırlayalım. Ardından bakın uh, be crazy about. Bir şey hakkında deli olmak. Hani o kadar çok sevmek. Fond of yine keen on. Bunların üçü yakın anlamlı diyebiliriz. Bir şeyi gerçekten çok sevmek demek. Be interested in bir şey uh, ilgimizin olması demek. For example, I'm interested in watching documentaries. Um, belgesel izlemeye ilgim var gibi Ve bu kalıplardan sonra arkadaşlar, bakın ilk adımda ne demiştik? Propositionlardan bahsetmiştik. Propositionlardan sonra yani edatlardan sonra her zaman gelecek olan fiili isimleştirmemiz gerekiyor. İsimleştirmemiz gerektiği için de verb yani fiili ayıncıyı getiriyoruz. Bakın burada da gördüğümüz gibi. Uh, for example, I am interested in, orada nasıl bir örnek verdik? I am interested in watching documentaries. Bakın watching, yani watch'a ing getirdik. Belgesel izleme, izlemekten hoşlanırım veya izlemeye ilgim var gibi. Orada o izlemeyi isimleştirmemiz gerekiyor. İsimleştirirken de fiile ing getiriyoruz. Bu tabii like, enjoy, really like ve love için de geçerli. Bakın burada örneklerimiz var. She enjoys listening to music. Bakın ing'yi getirdik değil mi? E, müzik dinlemekten hoşlanır. Yine isimleştirmiş olduk. I really like playing tennis. Tenis oynamayı gerçekten çok severim. Hani hoşlanırım. Yine burada bakın ing'yi getirdik. They're crazy about going shopping. Um, alışverişe e, gitmeyi deli olurlar, çok severler. Yine ayenciye bakın, isimleştirdik burada goyu. I like swimming. Yüzmeyi severim. You are fond of playing the guitar. Gitar çalmayı seversin. Yine ayenciye getirdik. Bakın, um, be fond of değil mi? Be crazy about burada be ara dönüşmüş. Peki bir şeyi sevmediğimizde hangi yapıları kullanırız? Like arkadaşlar. Um, dislike aslında uh, I don't like'tır. I don't like'ı bu şekilde uh, dislike olarak kullanabiliyoruz. Uh, anlam olarak olumsuz bir ifadedir. Yani anlamca olumsuzdur. Hate, nefret etmek. Can't stand, dayanamamak. Yani bir şeyden uh, o kadar nefret etmek ki yani tahammül bile edememek anlamına geliyor. Ve uh, ikinci adımda Can't stand'ı görmüştük. Uh, can't stand olduğu zaman genelde unbearable adjective'in yani sıfatını kullanıyorduk. Uh, for example, I can't stand listening to rock music. Uh, I think it's unbearable. Yani, rock müzik dinlemeye katlanamıyorum, bence çok dayanılmaz. Unbearable uh, adjective'ini çok sık kullanıyoruz can't stand olduğunda. Yani sınavda da uh, ikisi de çıkıyor kendisinden sonra yine fiile ing getirdik. verb ing. Örneklerimize bakalım. I hate drinking milk. Süt içmekten nefret ederim. Verb'e ing getirdik. I can't stand doing sports. Spor yapmaya tahammül bile edemem, katlanamam. Yine ing getirdik. I dislike watching horror films. Korku filmleri izlemeyi sevmem. Bakın bu aslında don't like'tır, değil mi? I don't like watching horror films or I dislike watching horror films. İki şekilde de kurabiliriz. Şimdi not olarak Bakın be good at ile be bad at'ı gösterdik. Uh, be good at arkadaşlar bir şeyde iyi olmak demek. Bir şeyi uh, yapabilmemiz uh, anlamına gelir. Uh, capability uh, bildirir bize. I'm good at cooking dediğimizde uh, yemek yapmada iyiyimdir. For example I'm good at English. İngilizce'de iyiyimdir. But I'm very very bad at mathematics matematikte çok kötüyümdür. Şimdi yine kendisinden sonra bakın be good at. Oradaki at proposition oluyor ve propositionlardan sonra fiilleri hep isimleştirdiğimiz için yine ing getiriyoruz. Let's say I am good at playing guitar. Gitar çalmada iyiyimdir. Oradaki play'e ing, ing getirdik. I am bad at let's say cleaning or I'm bad at ironing. Ütü yapmada kötüyümdür. Yine orada ing'yi getirerek fiili isimleştirmiş olduk. For example, she is bad at singing songs. Şarkı söylemede kötü. Yine ing'yi getirdik. Şimdi preferences'a geldik. Yani tercihler. İngilizce'de tercihlerimizi ifade ederken prefer'ı kullanırız. Üç farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi birincisi prefer something to something else. Yani bir şeyi başka bir şeye tercih etmek. I prefer tea to coffee. Yani bakın burada da uh, to hani başka bir şeye uh, anlamı veriyor bize. Orada e halini karşılıyor aslında. I prefer pink to blue gibi. Pembeyi maviye tercih ederim. Tercih ettiğimiz ilk şeyi uh, buraya koyuyoruz. For example, I prefer, let's say, what can we say? I prefer wearing dresses to wearing jeans. İşte uh, elbise giymeyi kot giymeye tercih ederim gibi. Yes, prefer to do something rather than do something else. Yani bir şey yapmak yerine başka bir şey yapmayı tercih etmek. Uh, Şimdi burada bir parantez açalım. Küçük bir parantez. Şimdi ne dedi? I prefer to eat chocolate. Ama aşağıda da I prefer watching football dedi. Şimdi prefer'den sonra hem to'yu kullanabiliyoruz hem de ing'yi kullanıyoruz. Yani I prefer to eat chocolate da diyebiliyorum. I prefer eating chocolate da diyebiliyorum. O yüzden burada kafamız karışmasın. İkisini de kullanabiliyoruz. Şimdi ilk cümlede ne dedik? I prefer to eat chocolate. Ama başka bir şeye yemeği tercih ediyorsan bunu nasıl ifade edeceğim? I prefer to eat chocolate rather than cake. Or, buraya eat'i de yine uh, fiilin birinci hali olarak koyabilirim. I prefer to eat chocolate rather than eat cake. I prefer to watch TV rather than go out. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar rather than'den than sonra bakın fiilin birinci halini kullanıyoruz. Aynı burada olduğu gibi. Neden parantez içerisinde? Çünkü bakın burada isim var ya tekrardan iti burada ifade etmeme gerek yok. Tercihe bağlı olduğu için parantez içinde kullandık. I prefer to watch TV rather than go out dışarı çıkmaktansa televizyon izlemeyi tercih ederim. Önceden de dediğim gibi neyi tercih ediyorsak to'dan sonra onu koyuyoruz. Şimdi C'ye geldik. Prefer doing something to doing something else. Yani bir şey yapmak yerine başka bir şey yapmayı tercih etmek. I prefer watching football dedik. Futbol oynamayı tercih ederim. İkinci cümlede I prefer watching football to playing it. Yani yine oynamaktansa izlemeyi tercih ederim. Bakın burada da ayıncıyı getirdik. Yani oynamaktansa izlemeyi tercih ederim. Yine tercih ettiğimiz şeyi başa koyuyoruz. Evet şimdi sen bölümündeyiz. Bunu bir tekrar edelim. Anna says, do you like sushi? I blah blah it, I don't like raw fish. <laughs> şimdi raw, raw çiğ demek arkadaşlar. Önemli, önemli bir adjective yani sıfat. Çiğ, balık, sevmem. O zaman bizim burada negatif bir şeye, negatif bir ifadeye ihtiyacımız var. Üç şıka bak baktığımızda olumlu ifadeler var ama bir tanesi olumsuz. Bakalım hangisi? Enjoy, hoşlanmak. Keen onda çok sevmek. Be fond of da çok sevmek. Ama can't stand ne demiştik? Dayanamamak değil mi? I can't stand it. I don't like raw fish. So the answer is B. Would you like to go to cinema this weekend? Bu hafta sonu sinemaya gitmek ister misin? Bakın yine kibar bir şekilde sorulmuş. Would you like to ile. Thanks, but. Şimdi teşekkür ettik ama Bakalım şimdi amamız da var. But olduğu zaman, yine küçük bir parantez açalım. But olduğunda bir taraf, yani ilk statement'ımız, ilk ifademiz olumluysa ikinci tarafın olumsuz olması lazım. Ya da bu tam tersi durum söz konusu olacak. Bir taraf olumsuz, bir taraf olumlu. Çünkü but'la birlikte bir zıtlık ifade etmiş oluyoruz. Teşekkürler ama... Şimdi I like action movies dersem Kabul etmiş olurum, değil mi? That sounds great. Aa, kulağa güzel geliyor bu fikir. Dersem de yine e, kabul etmiş oluyorum. I enjoy going to cinema. Dersem yine bir e, olumlu ifade var. Ama I prefer staying at home dediğimde evde kalmayı tercih ederim. Bu aslında uh, refuse oluyor, değil mi? Teklifi refuse etmiş oluyoruz. Hatırlayalım. Refuse, reddetmek demekti. So the answer is B. What sports do you like? Ne sporlar seviyorsun? I blah blah team sports for example volleyball and football they are great. Hmm. Bakalım. Which choice can't be used to complete the sentence? Yani cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerde hangi seçenek kullanılamaz? I'm not keen. I'm not that keen on. Yani çok da sevmiyorum. I am interested in. I enjoy. I am fond of... Şimdi e, bunların üçü de arkadaşlar e, olumlu ifadeler değil mi? Ama I am not that keen on... Yani o kadar da ilgim yok dersek bu dışarıda kalıyor. E, neden cevap bu olacak? Çünkü they are great dedim. Yani sevdiğimi ifade ediyorum. Ama e, burada I am not that keen on, O kadar da çok sevmiyorum dersem e, irrelevant olmuş olur. Yani alakasız olmuş olur. So the answer is A. Teenagers, computer games, they can play them for hours. Hmm. Saatlerce oynayabilirler. Gençler, computer gameleri çok seviyorlar. Şimdi hate, can't stand, dislike bunların hepsi olumsuz ifadeler. Ama Adana, they're crazy about dediğimizde, hani çok çok seviyorlar dediğimizde ifadeyi tamamlamış oluyoruz. So the answer is A. Number five. Would you like hamburgers for lunch? Öğle yemeğini hamburger ister misin? Would you like hamburgers for lunch? Bla bla bla. Oh okay. I'll order something else. Okay, I'll order something else. Başka o zaman başka bir şey order edeyim. Başka bir şey sipariş edeyim. Başka bir şey sipariş ettiğime göre bu ikinci kişi reddedecek. Bu fikri sevmediğini söyleyecek değil mi? "That's a good idea" diyerek olumlu bir şey söylemeyiz. Um, yani ifadeyi tamamlayamayız. Hamburgers are delicious dersem yine onaylamış olurum. Bu da olmaz. I prefer eating healthy food. Dersem de e, sağlıklı e, bir şeyler yemeyi tercih ediyorum demiş olurum. I'm fond of fast food. Fast food'u çok seviyorum. Dersem yine onaylamış olurum. Yani bu da seçenek olamaz. Ama I prefer eating healthy food dediğimde e, bu teklifi biraz reddetmiş oluyorum değil mi? Sağlıklı bir şeyler yemeyi tercih ediyorum. Ayşe de diyor ki tamam o zaman başka bir şeyler sipariş edelim. So the answer is C. Evet 6. sorudayız. Tim says I can't stand Ben's voice. Ben'in sesine katlanamıyorum. Reyna says you're right. He is. Evet haklısın. Demek ki onayladığıma göre Kötü diyeceğim değil mi şarkı söylemede? O zaman cevap Ceyhan olacak. He is bad at singing. Şarkı söylemede kötü. Ama good at dediğimde olmuyor. İyi Şarkı söylemede iyi demiş oluyorum. He is a wonderful singer dediğimde çok iyi bir şarkıcı demiş oluyorum. Bu da olmaz. Has a very good voice dediğimde yine e, anlamsız oluyor. Çünkü çok güzel bir sesi var diyorum. So the answer is C. Number seven. Here Lola is asking a question for us. How about eating out tonight? Şimdi hatırlayalım öncelikle how about and what about'tan sonra gelen fiile ing getiriyorduk değil mi arkadaşlar? Bakın burada da fiilden sonra ing getirmiş. How about eating out tonight? Bu akşam dışarıda bir şeyler yemeye ne dersin? Ceren says I prefer eating at home to blah blah out. Şimdi go'yu hangi formda koymak gerekli buraya? Prefer'dan sonra bakın fiile ing getiriyorduk. Yani prefer verb ing to verb ing. Yani bir şeyi bir şey tercih etmek derken fiili isimleştiriyorduk burada. Şimdi buraya ing getirdiğimize göre go'yu da go'ya da ing getirmemiz gerekiyor. O yüzden cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar 8. sorudayız. Would you like to watch a match with me? Benimle birlikte bir maç izlemek ister misin? and wife says uh, blah blah watching football on tv it's terrible. Şimdi terrible dediğime göre burada olumsuz bir ifade kullanmam gerekiyor. Ama soru kalıbında bana hangisi kullanılamaz diyor. I'm fond of, I dislike, I hate, I can't stand. Şimdi terrible dediğime göre I hate diyebilirim. demek ki nefret ediyorum futbol izlemekten ya da futbol izlemek katlanamıyorum. Futbol izlemekten hoşlanmıyorum. Ama seviyorum dersem alakasız olur. So the answer is A. Evet arkadaşlar, şimdi bilgi deposu kısmındayız. Burada kişisel düşünceleri nasıl ifade edeceğimizi öğreneceğiz. Şimdi kişisel düşüncelerimizi ifade ederken kullanabileceğimiz yapılara bakalım. I think I think, bence demek. Şimdi bakın buradaki kalıplardan sonra virgül atmış değil mi? O virgülü atıp kendi statement'ımızı yani uh, kendi fikrimizi direkt cümle halinde ifade edebiliyoruz burada olduğu gibi. I think bence demek I feel hissediyorum ki I guess tahmin ediyorum ki In my opinion yine bence demek yani benim fikrimce demek I think ile aynıdır. Personally yani kişisel fikrim şudur ki gibi uh, I'm sure I'm certain that hani eminim ki Um, from my point of view, yani benim bakış açımdan, to my mind, yine aynı şekilde, aynı anlamı taşır. To my mind, benim fikrime göre, rock music is great. Rock music is impressive. Impressive, etkilemek. Um, etkileyici, tabi buradaki ejective. Rock music is interesting. Rock music is ridiculous. Ridiculous, saçma demek. en yani saçma derecede gülünç demek. Rock music is unbearable katlanılmaz, dayanılamaz demek. Yine dediğim gibi buradan yani bu ilk ifadeden sonra virgül atıp e, düz kuralla bir cümleyle devam ediyoruz. Karşımızdakinin fikrini sorarken kullanabileceğimiz ifadeler. Do you think? Yine buradan sonra mesela bir cümle getirebiliriz. Bir tane örnek yazalım. Do you think? Do you think? Um, She is, she is good at maths. Matematikte iyi olduğunu düşünüyor musun? Bakın burada ikiye ayırdık. Do you think? Cevap verecek olan kişi de nasıl cevap verir? I think, bla bla bla. Ya da yes I do der. I think bla bla diye devam eder. What do you think about? What do you think about documentaries? Belgeseller hakkında ne düşünürsün? What do you think about documentaries? What's your opinion of? Yine bir şey hakkında fikrin nedir? Yine burada tabii isim getiriyoruz bakın. How do you feel about? How do you feel about camping mesela? Kamp hakkında ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun gibi bir kalıp yine. What's your point of view? What's your point of view about for example, let's say global warming? global warming küresel ısınma hakkındaki bakış açın görüş açın nedir mesela global warming küresel ısınma example diyor bakalım in my opinion bence benim fikrimce a good school makes a balance between discipline and fun yani iyi bir okul disiplin ve eğlence arasında doğru dengeyi yaratır George, George'un fikre. Jackie says, "I completely agree with you, George. I completely agree with you. Bakın tamamen sana katılıyorum. Completely. Bakın uh, completely ya da totally tamamen demek. I completely agree with you, George. Too much discipline can make a school like a prison, and focus on fun makes it a park rather than a school." Yani çok fazla disiplin bir okulu uh, hapishaneye çevirebilir uh, ve eğlenceye çok fazla odaklanması da okuldan çok bir parka dönüştürebilir diyor Jackie. Paul says, I'm sorry to say this, hani bunu söylediğim için üzgünüm, but I totally disagree with you. Tamamen uh, katılmıyorum. Disagree zaten uh, agree'nin opposite'idir. Yani karşıt anlamıdır. Agree versus Disagree. Agree katılmak, disagree katılmamak. Kendisinden sonra gelen uh, proposition da with'tir. I agree you diyemem. I agree with you demek durumundayım. Orada koyduğum edat uh, with'tir. I agree with you I disagree with you. What's the point of fun in a school? Yani uh, okulda eğlencenin mantığı ne? To my mind, bence yine, a good school teaches mathematics physics and chemistry rather than foreign languages. Ha. Huh. Yani yabancı dillerden çok iyi bir okul matematik, fizik ve kimya öğretir diyor Paul. Jackie says I don't agree with you Paul. Sana katılmıyorum Paul. I think foreign languages are very important nowadays. Nowadays bu aralar. Bence bu aralar yabancı diller çok önemli. George says you're right Jackie. I totally agree with you. Evet şimdi sen kısmındayız. Number one. Uh, fill in the blanks with the words below. Aşağıdakilere boşluklara yerleştireceğiz. 7 tane boşluğumuz var. Bakalım. Um, heavy, ağır demek. Boring, sıkıcı. interesting'in tam zıttı. Yani opoziti. Uh, expensive, pahalı demek. Delicious, um, lezzetli. Dangerous ise tehlikeli. What do you think of the hotel? Otel hakkında ne düşünüyorsun? I think it's very blah blah blah. I paid 300 Turkish Liras for a night. Bir geceliğine 300 lira ödedim. Paid. O zaman nedir bu? Expensive. I think it's very expensive. Deriz. What do you think of the elephants? Uh, filler hakkında ne düşünüyorsun? I think they are... yani Filler ağırdır. I think they are heavy... There are approximately 5,000 kilograms. Burada küçük bir... Ha, yaklaşık 5,000 kilogram diyor. Ee, küçük bir parantez açıp approximately'yi açıklayalım. Approximately, yaklaşık demek. Aşağı yukarı demek. Ee, bu anlamı bize about da veriyor. Ee, aslında about e, hakkında demekti, Ama about'un iki tane kullanımı var. Ee, biri dediğimiz gibi hakkında demek. ikincisi de yaklaşık demek. For example... Um, How long does it take to go to school? Okula gitmek ne kadar sürüyor? It takes about two hours. Um, yaklaşık iki saat sürüyor veya it is approximately two hours. Yine about yine yani burada approximately de kullanabiliriz. Yaklaşık anlamı veriyor bize. Number three. What do you think of bungee jumping? Bungee jumping bu e, iple e, atlanılan spordu. Bungee jumping hakkında ne düşünüyorsun? I think it's very... Ne olabilir bungee jumping? Tehlikeli olabilir değil mi? Bir yükseklikten atlamak. Uh, I think it's dangerous. Ejektivimiz I can't do it. Ben yapamam. What does Helen think of me? Helen benim hakkında ne düşünüyor? Uh, she thinks you are blah blah. She hates you. Hmm... Senden nefret ediyor diyor. She hates you. Nefret ettiğine göre burada negatif bir ecektive ihtiyacımız var. O zaman boring olabilir. Tek zaten e, negatif ecektivimiz o orada. She thinks you are boring. Sıkıcı olduğunu düşünüyor. Bakın e, yine ne yapmış? İki tarafa ayırmış değil mi? She thinks deyip e, yukarıda da bahsettiğimiz gibi burada e, kurallı bir cümleyle devam etmiş. Number 5. What do you think of the new comedy? Yeni komedi hakkında ne düşünüyorsun? Hmm. I think it's ne olabilir? Interesting olabilir, değil mi? I love it diyor çünkü. I think it's interesting. I think it's very interesting. Çok ilginç, sevdim. Uh, what do you think of this cake? Bu kek hakkında ne düşünüyorsun? I think it's very Can I have another piece? Yani başka bir parça daha alabilir miyim? Bunu dediğime göre lezzetli olduğunu düşünüyorumdur. I think it's very delicious. I think it's very delicious. Çok lezzetli. What do you think about this book? I think it's very good olabilir. I read it in two days. İki gün içinde okudum. Şimdi arkadaşlar burada interesting'i de kullanabilirim. Burada da yine good'u da kullanabilirim. Aklımızda bulunsun. Çünkü ikisi de e, olumlu ecektirler. E, i̇kisi de gelebilir. Yani burada I think it's very interesting de diyebilirim. İki günde bitirdim. I think it's very good de diyebilirim. Okay? Şimdi test sorularına gelelim. Hmm. Uh, extreme sports. In my opinion they are very exciting. Hmm. Şimdi uh, in my opinion ne demekti? In my opinion I think... I think they are very exciting. Çok uh, heyecan vericiler, değil mi? Which expression cannot complete the sentence? Yani hangi ifade cümleyi tamamlayamaz? Uh, what do you think about extreme sports? Extreme sporlar hakkında ne düşünüyorsun? Olur. What's your opinion of extreme sports? Bu da mümkün. Yani extreme sporlar hakkındaki fikrin nedir? How do you feel about extreme sports? Yani extreme sporlar hakkında ne hissediyorsun? Buna da cevap verebilirim çünkü bir kişisi they are very exciting diyor. Orada bir feelingini yani bir hissini ifade etmiş oluyor. O zaman bu da cevap verebilir. Şimdi neden do you think olmuyor? Bu çok önemli. Şimdi hatırlayalım. Yardımcı ile başladığında soru bu bir yes no question'dır değil mi? Uh, do you think, for example, uh, do you go to school every day? Her gün okula gider misin dedi. Diyelim ki örneğimiz bu. Buna benim nasıl cevap vermem gerekir? Uh, yes I do ya da no I don't diye cevap vermem gerekiyor. Burada da yine uh, do you think yani do ile sorsaydım yes ya da no'la cevap verecektim. Ama burada kurallı bir cümleyle devam ediyorum. O zaman seçeneğimiz A şıkkı. Okay, number three. What do you think about my new hat? Yeni şapkam hakkında ne düşünüyorsun? I think it's blah blah everyone will laugh at it. Hmm. Everyone will laugh. Herkes gülecek. Herkes gülecekse komiktir ya da saçmadır bu şapka değil mi? I think it is ridiculous. Yani saçma denecek kadar gülünç. Interesting, impressive, great bunların hepsi olumlu ifadeler. So the answer is C. Evet arkadaşlar dördüncü sorudayız. Leonardo says, I think football is more exciting. Rafael says, bla bla, billiard is so boring. Şimdi bakalım hangisi dışta kalıyor. I don't agree with you, I disagree with you, to my mind you're wrong. Şimdi bunların üçü yaklaşık anlamda, yani hepsinde bu üç şıkta zaten katılmamış oluyorum. Sana katılmıyorum. Bu da sana katılmıyorum demek. Bence e, haksızsın. Yine bunlar disagree olmak demek. I think football is more exciting. Bence futbol daha heyecan verici dedi burada. Burada da e, ee, haklısın bilardo daha sıkıcı. Yani bilardo çok sıkıcı. O yüzden cevap denizli. Evet arkadaşlar altıncı adımla devam ediyoruz. Şimdi adım tarama testi birdeyiz. Birinci soru. Choose the best option to complete the dialogue. Yani diyaloğu tamamlamak için en iyi seçeneği seçiniz. Uh, Mark is asking a question here and uh, Ayşe says yes I love soap operas. Uh, soap opera arkadaşlar pembe dizi demek pembe dizi. Ayşe diyor ki evet pembe dizileri çok severim. Bakalım. Do you like fashion? Do you like watching TV? <coughs> Do you surf on the net? Do you tidy your room? Ne diyecek? Uh, soap operas where where are they? They're on TV. So The answer is B. Do you like watching TV? Yes, I love soap operas, we say. So the answer is B. Answer the questions according to chart below. Aşağıdaki charta göre arkadaşlar soruları cevaplayacağız. 2 ve 3'ü. Şimdi who prefers jogging to tennis? Yani bakın kafamızı karıştırmayalım. Ne demiştik? Tercih edilen şeyi prefer'dan sonra getiriyorduk. Demek ki bunu tercih eden kişi joggingi mi, tenisi mi tercih edecek? Joggingi. O zaman jogginge bakmamız gerekiyor. Tenise joggingi tercih eder. Bakalım kim seviyormuş? Liza seviyormuş. So, Liza prefers jogging to tennis. Which sentence is correct? Hangi cümle doğru? James prefers jogging to tennis. Bakalım. James prefers tennis to jogging. jogging to tennis No this is not right Liza doesn't prefer jogging to tennis bakalım Liza'ya Liza doesn't prefer jogging bakalım jogging'i tercih etmiyor dedi de. No nope. Tony prefers tennis to jogging Tony prefers tennis to jogging No uh, he doesn't prefer them ikisinde tercih etmiyor Frank prefers tennis to jogging Frank prefers tennis to jogging. Yani tenis'i tercih ediyor, değil mi? So the answer is D. According to the pictures, which one is true? Resimlere göre hangisi doğru? Jamie prefers reading a book. No, he's not reading a book. Definitely, uh, Jamie doesn't prefer playing computer games. Uh, Jamie bilgisayar oyunu oynamayı tercih etmez. No, he does prefer it, right? So this is not right. Jamie prefers reading a book to playing computer games. James uh, kitap okumayı computer game'lere tercih eder. Hayır, tam tersi olması gerekiyordu. Jamie prefers playing computer games to reading a book. Bakın, uh, burada C ve D seçeneğinde Bizi e, test ediyor. Yani ne tarafa koyduğumuzu, bilip bilmediğimizi test ediyor arkadaşlar. Böyle bir soru çıkabilir. Neyi tercih ettiğini biliyoruz biz. Bilgisayar oynadığını, değil mi? İlk tarafa koyuyoruz onda. So Jamie prefers playing computer games to reading a book. So the answer is D. Do you go to work by car? İşe arabayla mı gidersin? No, I don't. Bla bla. Really that's great. Yes, we all need some physical exercise. Şimdi bir kişisi diyor ki evet hepimizin fiziksel exercise'a ihtiyacımız vardır. Bakalım nasıl gidiyor. Çünkü arabayla gitmediğini biliyoruz. I prefer going at the weekends. I always take the school bus. Yani physical exercise arıyorum şu anda. I never, my, I never ride my bike, but I prefer walking, the physical exercise one, right? Uh, no, I don't, I prefer walking. Really, that's great, so the answer is C. Number six. So, A is asking a question, B says, yes, I do, yes, I do. How often do you use the internet every day? Hı <laughs> Bakın, uh, yes I do diye cevap verdiğime göre yardımcı fiilden oluşan yani yes no question da sormam gerekiyor. Bunların hepsi de eee uh, do'la sorulmuş bakın. Ne soracak? How often do you use the internet? İnterneti ne kadar sıklıkla kullanırsın? Her gün. Bakalım. Do you like going to rock concerts? This is not about going to rock concerts. So, this is gone. Uh, do you like listening to music? Do you like surfing on the net? Do you like watching documentaries? Neydi? E, documentaries belgeseldi. Aa, bu arada e, bakın hep like'dan sonra gelen fiile ayıncı getirmiş değil mi? Bu çok önemli bir detay. Şimdi internetten bahsettiğine göre cevap C olacak. E, i̇nternette surf yapmayı sever misin? Evet severim. Ondan sonra how often, how often do you use the internet diye de devam etmiş dayalogumuz. Number seven. Ali, do you prefer being alone to hanging out with friends? Yalnız olmayı, arkadaşlarına takılmaya tercih mi edersin? Hmm. Neyi tercih eder misin diye soruyor. Being alone. Bakın bu bir. Iş. Bunu buna tercih edecek. Yes, I'm fond of, I love being alone. Neydi fond of? Bir şeyi çok sevmekti. Sonra da yalnız olmayı e, severim diye de pekiştirmiş anlamı. I'm fond of staying in my room. I'm fond of going out with my with my friends. Şimdi burada olmaz çünkü yalnız kalmayı seviyor Ali. Uh, yes, I'm fond of meeting friends at a cafe. Nope. Um, I'm fond of watching movies with my friends. Bakın bunlar hep birileriyle birlikte yapılan aktiviteler. Uh, I'm fond of staying in my room. Çok severim dediği için, the answer is A. Number eight. Liza is physically active and she prefers a bike, a car. Ne getirebiliriz burada? Yerine koyarak bir bakalım. She prefers riding a bike to driving a car. She prefers riding a bike drive a car. She prefers ride... a bike to drive a car. She prefers ride a bike than drive a car. So the answer is A. Şimdi arkadaşlar, she prefers riding dedi a bike to driving olması gerekiyor. Bakın bunu böyle bırakamaz. Rather than'den than sonra fiilin birinci hali geliyordu hatırlarsak. Değil mi? B gider. She prefers to ride deyip bunu bırakamam. Ya she prefers to riding diyeceğim ya da she prefers riding diyeceğim. Öyle devam edeceğim. So she is gone. Yine aynı şekilde ride deyip de bunu bırakamam. Ya riding yapacağım ya to ride yapacağım. Bu da gitti. So the answer is A. She prefers riding a bike to driving a car. Yani Um, bisiklet sürmeyi araba sürmeye tercih eder. Evet dokuzuncu sorudayız. According to the pictures which one is true? Uh, aşağıdaki resimlere göre hangisi doğru? Yine uh, bu bir gramer sorusu arkadaşlar. Bakalım. He prefers watching TV to playing computer games. He prefers watches TV to play computer games. He prefers watch TV to play computer games. He prefers to watch to to play computer games. Şimdi baştan eleyeceğimiz ne var? Baştan eleyeceğimiz bir kere bunlar gider neden? Ne demiştik? Prefer'den sonra ya gelecek olan fiile ing getirecektik. Yani to watch olacaktı burası ya da watching olacaktı. O yüzden bu iki şıkkı eledik. Uh, he prefers, bakın burada tekrardan to koymuş. Uh, he prefers to watch TV to to play. Olmaz. So the answer is A. Evet, adım tarama testimize devam ediyoruz. According to the picture, choose the best option. Yani tercih etmiyor değil mi Olivia? Resimden de gördüğümüz gibi. Olivia don't prefer going by taxi. Bir kelimeyi şittten sonra biz don't'u kullanmıyoruz. Simple present tense hatırlayalım. Uh, Olivia prefers going by taxi. E, tercih mi ediyor? Hayır. Olivia would prefer not going by taxi. Gramatik olarak yanlış oluyor. Uh, would prefer not going olmuyor arkadaşlar. E, ama D seçeneğinde Olivia doesn't prefer going by taxi olur. Çünkü olumsuz yapmak istediğimizde he, sonra doesn't'ı kullanıyorduk. So the answer is D. Şimdi çarta bakalım. Taking photographs, sightseeing, going to art galleries. Uh, sightseeing bir yeri görmek, gezip görme demek bu arada. Who prefers sightseeing to going to art galleries? Şimdi um, bu kişi arkadaşlar <coughs> sightseeing'i sevecek ama art galleries'i sevmeyecek. Yani bir tık bir cross arıyoruz. Bakalım sightseeing and art galleries. Bakalım tik ve cross olan hangisi var? Denizde var. Bakın deniz sightseeing'e demek ki going to art galleries'e tercih ediyor. So the answer is deniz. Who prefers going to art galleries to sightseeing? Bakın art, art galleries demek ki tik olacak. Sightseeing cross olacak. Uh, art galleries tick sightseeing cross. Bakalım, art galleries tick, sightseeing cross. So this is Eren. Demek ki Eren art galleries'e gitmeyi sightseeing'e tercih ediyormuş. Number 13 who prefers taking photos to going to art galleries? Demek ki taking photos tick olacak, going to art galleries cross olacak. Bakalım, um, taking photos tick, but art galleries cross. Olivia, right? Bakın, taking photographs, take, going to art galleries, cross. So the answer is Olivia. Which sentence is not true according to the table? Um, bu çarta göre hangisi doğru değil? Eren prefers going to art galleries to sightseeing. Yani um, sanat galerilerine gitmeyi sightseeing'e tercih eder. Bakalım, Eren'e bakalım. Eren, Art galerilere gitmeyi sightseeing'i tercih eder. Doğru. Deniz loves sightseeing. Denize bakalım. Deniz loves sightseeing more than taking photos. Doğru. Olivia prefers sightseeing. Olivia prefers sightseeing to taking photos. Hayır, taking photos'u daha çok seviyordu. Ashley likes sightseeing to going to art galleries. Ashley'e bakalım. Ashley likes sightseeing and going to art galleries. Evet, she likes them both. in de seviyor. So the answer is C. Which sentence is true according to the table? Yeah, yani çarta göre bu tabloya göre hangisi doğru? Hangi cümle doğru? Erdem prefers hanging out with friends to staying at home. Hanging out Erdem'e bakalım. Hanging out with friends to staying at home hayır arkadaşlar evde kalmayı tercih ediyor so this is not right aslı loves watching a comedy more than hanging out with friends aslı loves watching a comedy more than hanging out Yo, de aslında, değil mi? so this is not right Ardam never stays at home alone Ardam never stays at home alone. No, he loves staying at home alone. So this is not right. Aslı prefers going out with friends to staying at home. Doğru arkadaşlar. Bakın bunun tik, bunun cross olması gerekiyor. So the answer is D. Evet bu iki soruyu yine bu çarta göre yapacağız. Blah bla want to watch a film at the cinema. Kimler sinemada film izlemeyi tercih ediyor? Bakalım. Watching a film at the cinema. Kimler tercih ediyor? Sarah and Jada. So the answer is C. Prefer going to school trip. Okul gezisine gitmeyi tercih eder. Kimler tercih ediyor school trip'e gitmeyi? Jada and James. Jada and James. It is B. Adım tarama testi 2'deyiz. Birinci soruya gelelim. Would you like to join me? Bana katılmak ister miydin? No thanks, I am not into music. Müziğe ilgim yok. I have a different plan today. Bakalım şimdi. Uh, I'm not into music. Demek ki müzikle alakalı bir planımız olacak burada. Uh, C seçeneğinde I've, I have uh, two concert tickets. Yani iki tane konser biletim var. Bana katılmak ister misin? Hayır teşekkürler müzeye ilgim yok dedi. So the answer is C. Evet arkadaşlar ikinci sorudayız. I can't go online. Online olamıyorum. Roland is asking why. I mean I can't connect to the internet. Yani demek istiyorum ki internete bağlanamıyorum. Bakalım. Do you like going to, do, do you like going online? Buna yes ya da no diye cevap vermemiz gerekirdi. Bakın bu mantıkla d seçeneği de gider. Do you mean that you're online now? Bu da gitti. Çünkü yes ya da no diye cevap vermemiz gerekirdi. How often do you go online? Cevap verebilmemiz için bir frequency adverb yani bir sıklık zarfı kullanmamız gerekiyor. Bolu da gider. O yüzden doğru olan C seçeneği. Would you mean? I mean I can't connect to the internet. I like playing computer games. I think they are Ne olabilir? Ee, bilgisayar oyunları oynamayı severim. Bence terrific. Ee, terrific e, çok e, güzel, hani çok harika demek. E, demek ki çok keyif alıyor bunu söyleyen kişi. Casual zaten günlük demek. Fashionable çok um, Modela ilgili boring sıkıcı demek. so the answer is C. What do you think of the film? Nasıl cevap vereceğiz buna? I think it's perfect. In a simple present tense de. Bence harika. Number five. I think snowshoeing is very boring. Blah blah. I think it's fun. Bu şahıs snowshoeing için sıkıcı dedi. Ama bu kişi eğlenceli olduğunu söyledi. O zaman B kişisi A ile aynı şeyi düşünmüyor. O zaman I don't agree. Yani neydi I don't agree? Hatırlayalım. Disagree demekti. I don't agree. I think it's fun. Sana katılmıyorum. Bence eğlenceli diyor B kişisi de. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. What do you think of soap operas? Soap opera pembe dizi demekti değil mi? Bla uh, bla they are boring. Şimdi pembe diziler hakkında ne düşünürsün? Bence çok sıkıcılar. O bence'yi nasıl vereceğiz? I think diyorduk. Bence'nin karşılığı uh, yakın anlamda in my opinion demiştik. Benim fikrim sıkıcılar. Sure kesinlikle demekti. I agree katılıyorum demek ama katılacağımız bir statement, bir um, fikir yok burada. <laughs> I don't think de Öyle olduğunu düşünmüyorum demek. Yani sıkıcı olduğunu düşünmüyorum olurdu. O yüzden cevabımız C. Evet arkadaşlar, yedinci sorudayız. I believe Adam is dishonest. He always tells lies. Bu ifadenin yerine hangisi getirilemez? I believe, inanıyorum ki demek. Bence, bence ifadesini vermeli aşağıdakilerden bir tanesi. Ama I don't agree dediğimizde ben Adam'ın dürüst olmadığını katılmıyorum olur ama burada her zaman yalan söyler diyorum. O yüzden C seçeneği gelemez arkadaşlar. Number 8. I always listen to heavy metal music. I'm fond of it. Her zaman metal müzik dinliyorum. Çok seviyorum. I'm fond of it. Bakalım. I think it's terrible. Şimdi eğer I'm fond of it diyorsam I think it's terrible demem. I believe it's unbearable, dayanılmaz demem. Personally, it's selfish. Zaten selfish, um, bencil demek. Bu da olmaz, irrelevant oluyor. So the answer is B. Bence eğlenceli demiş oluyoruz. Number nine. I believe horror films are... So I prefer romantic films. Şimdi romantik filmleri tercih ettiğime göre horror films için Um, olumsuz bir şey söylemem lazım. Şimdi baktığımda bu üç adjective yani sıfat da olumlu ama unbearable dayanılmaz katlanılmaz demek. Bence korku filmleri katlanılmaz. Bu yüzden romantik filmleri tercih ediyorum. So the answer is A. Number 10. My eyes are bad and I need to wear glasses. Gözlerim kötü ve benim gözlük takma ihtiyacım var. Uh, Amy says, blah blah, you should stop playing computer games too much. Bilgisayar çok fazla bilgisayar oynamayı bırakmalısın. Doğru değil. Veya bence katılmıyorum. Umarım ki şimdi umarım ki olmaz arkadaşlar. cevap Bolu olacak. Bence çok fazla bilgisayar oynamayı bırakmalısın. Olmalı seçenek. O yüzden D olacak. Evet arkadaşlar 11. sorudayız. Susan says what's wrong with you today? Bugün senin neyin var? Berna says, I'm very anxious. I have an important exam tomorrow. Anxious, endişeli demek. Yani uh, worried demek. Aklımızda bulunsun. Uh, çok endişeliyim, önemli bir sınavım var. Bakalım Susan ne diyebilir? Uh, hakkı değilsin, başarısız olacaksın. Yani başarılı olmayacaksın demez Susan. B says, in my opinion, you will watch the film on TV karşılamıyor arkadaşlar. To me, bence um, you should study very hard tonight. Bence bu akşam çok iyi çalışmalısın. So the answer is C. Uh, çünkü D de umarım ki sınavın olmaz. Yani bu karşılamıyor arkadaşlar. So the answer is C. Okay, number 12. I'm gaining too much weight nowadays. I'm getting fatter. Bugünlerde çok fazla kilo alıyorum. Şişmanlıyorum dedi. Bakalım. Uh, what's he gonna say? Ne diyecek adam? I believe you should have some rest. Bence biraz dinlenmelisin demez. In my opinion you shouldn't behave like this. Bence böyle davranmamalısın. To me you will gain more weight. Bence daha çok kilo alacaksın. I think you should change your eating habits. Bence uh, yeme alışkanlıklarını değiştirmelisin Tam neutral yani nötr bir cevap oluyor. So the answer is D. Helen is playing tennis and she plays it every day with the school team. Her gün okul takımıyla oynuyormuş. Değil mi? Bakalım. Um, oynadığına göre çok seviyordur Helen değil mi? Helen is fond of playing tennis. So the answer is A. Çünkü bunların üçü de olumsuz ifadeler. Number 14 Did you like the film? Sevdin mi filmi? Bla bla bla, it was fascinating. Ne diyecek? I think it was fascinating. Çünkü I'm thinking it was fascinating, I thinking I will think bunları bu şekilde kullanmıyoruz. Ya I think it was fascinating diyecek uh, ya da in my opinion it was fascinating diyecek. So the answer is B. Hah neydi? Otomatikman opinion olacak. Bu in my opinion our English teacher is very knowledgeable. Yani çok uh, bilgili İngiliz öğretmenimiz diyor burada. In my opinion bir kalıptır. So the answer is C. Esra is asking a question here. Number 16. Sue says it's terrific. I always have a great time. Esra is asking a question. What do you think of concerts? How do you believe she is good? How about the actress? do you think she's successful? The answer is A. Çünkü her zaman çok güzel vakit geçiririm. Bence harika, muhteşem diyor. Ama bu anlamı B, C ve D seçeneklerinden hiçbiri bize vermiyor. 17. Asya says, I believe mountain climbing is very exciting. Bence dağa tırmanmak çok heyecan verici. Bakın William da It's very boring dediğine göre um, bir karşı çıkacak Asya'nın bu dediğine değil mi? Şimdi bu üç seçenekte de sure, that's great, I agree with you, yes you're right dediğimde Asya'yı onaylamış oluyorum. Ama benim onaylamamam lazım. O yüzden I don't, I don't think so diyeceğim. Bence öyle değil diyorum. Ya yani bu direkt ne demek? I don't agree with you uh, demek ya da I disagree demek. The answer is A. I don't think so. Mary says, I never eat vegetables. Asla sebze yemem. Susan says, blah blah, your diet is very unhealthy. Bence senin yeme düzenin çok sağlıksız. Bence diyecek değil mi? Çünkü Susan burada kendi fikrini öne sürüyor. Yani katılıp katılmama gibi bir durum söz konusu değil. So the answer is B. What do you think of my clothes? As we can see on the photo, fotoğrafta da gördüğümüz gibi, fotoğraf um, kıyafetli hakkında ne düşünüyorsun? Ekin says, "You look very cool and fashionable." Çok uh, çok uh, cool görünüyorsun diyor burada Ekin Bakalım. I believe, you're serious ciddisin demek. I can't stand dayanamıyorum demek. I don't agree katılmıyorum demek. Ama I don't agree diyebilmem için Çınar'ın bana bir statement vermesi gerekiyor. Yani bir um, bir fikir vermesi gerekiyor ki ben I don't agree diyebileyim. O yüzden cevap adana olacak. I believe yine ne kullanabilirdi başka? I think diyebilirdi. Uh, in my opinion diyebilirdi. In my opinion derdi. Başka Um, I believe, I think, in my opinion bunların üçü de hemen hemen aynı anlamda. Answer is A. Yazılıya hazırlık kısmındayız. Buradaki kutucuklardaki e, kelimeleri aşağıdaki boşluklara yerleştireceğiz. Number one, my sister loves playing the guitar, but she kardeşim gitar çalmayı sever ama Violin çalmayı sevmez. Yani keman çalmayı sevmez. Doesn't olacak arkadaşlar. I can't blah blah heavy metal music. I think it's unbearable. Bakın hep bunu ikileme halinde kullanıyoruz. Unbearable dayanılmaz demek. Stand olacak. I can't stand katlanamıyorum, tahammül edemiyorum heavy metal music diye. Nermin is... Bla bla in playing football. She always plays with her friends at the weekends. Her zaman da hafta sonları arkadaşlarıyla oynarmış. O zaman futbol oynamayı seviyordur Nermin değil mi? Um, şimdi fond in değil. Interested in dememiz gerekiyor. Çünkü bu bir kalıptır. Nermin is interested in, be interested in olması gerekiyor. So the answer is interested. This is gone too. I love eating Chinese food. I am... Heh, be fond of... Bakın proposition'dan da tanıdık burada fond olduğunu. I don't like cooking at home. I think it's tiring. Evde e, yemek yapmayı sevmiyorum. Bence yorucu dedik. Burada ikinci kısımda paragrafı okuyup cevaplandıracağız. Şimdi paragraf soruları olduğunda Um, önce bir soruları okursak vakit kazanmış oluruz arkadaşlar. Bakalım. Does Louise like playing basketball? Does she like going to the theater? Does she like staying at home at weekends? Why not? Why or why not? Does she like watching TV? Şimdi bunların hepsine şu üç dışında bir yes no diye cevap vereceğiz. Bakalım Louise playing basketball seviyor mu? Um, I'm a shop assistant and I study English in the evenings. I don't like staying at home at weekends because it's boring. I like playing basketball. So nasıl cevap vereceğiz buna? Yes, she does. Does she like going to theater? I love going to the cinema and the theater. So yes, she does. she likes going to the theater. Does she like staying at home at weekends? Dışarıda, uh, sorry evde kalmayı sever mi? I also like the ediyorum. I also like listening to music and dancing. I hate getting up early, but it's I need to go to work early. I like I don't like watching TV very much, but I love watching TV series online. Finally, I like traveling and I'd love to travel to Portugal in the future. Burada diyordu ki, I don't like staying at home at weekends because it's boring. O zaman, no, she doesn't, hayır sevmez, hafta sonları evde kalmayı. Why diye soruyorsa, because diye devam etmem gerekir. Because she thinks. It's boring. Yani sıkıcı olduğunu düşünüyor. Does she like watching TV? Ne diyordu burada da? I don't like watching TV. Nasıl cevap vereceğim? No, she doesn't. Evet, üçüncü kısımda devam ediyoruz. Bire baktığımızda While on TV programs are good. Violent, vahşi demek, yani e, şiddet içerikli. I think violent programs affect children negatively. Bence e, şiddet içeren programlar çocukları negatif bir şekilde etkiler. Nasıl soracağız buna? E, what do you think about violent TV programs? Diyemem çünkü benim bakın, e, yani buraya bir cümle kullandıysam, do you think ile başlamam gerekiyor do you think? Çünkü bundan sonra bir noun yani isim getirmem gerekiyor. İkisi arasında kalırsın, kalırsanız diye söylüyorum. Technology. I feel using technology too much is wrong. Yani using technology too much, teknoloji çok fazla kullanmanın yanlış olduğunu hissediyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ya buna da how do you feel about technology ile sorabiliriz. How Do you feel about What's your opinion of flowers? Yine fikrin ne de çiçeklerle ilgili? Um in my opinion bence in my opinion flowers are wonderful. Bence çiçekler harika. Bu da gitti. About school uniforms. Okul üniformaları hakkında ne düşünüyorsun? What do you think about school uniforms? If you ask me, school uniforms are a good idea. Bana soracak olursan okul üniformaları iyi bir fikir diyor B kişisi. Beşte de uh, What's the most dangerous sport? Uh, en tehlikeli spor nedir? Bence diyeceğiz. Değil mi? I think ile cevap verebilirdik burada. Ama burada I think yok. So in my view benim görüşüm in my view in my view, bungee jumping is the most dangerous sport. Yani bungee jumping en tehlikeli spor demiş olduk. Evet arkadaşlar 6 adımında sonuna geldik. Bir sonraki adımda in the kitchen konusuna geçeceğiz. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.